Binbaş, iyi olduğunuzu umuyor, iyi bir pazar akşamı diliyorum. Günlerdir tartışılan, gözlerin çevrildiği Diyarbakır Özgürlük Mitingi bugün polis ablukası altında gerçekleşti. Türkiye'de polis, Kürdistan'da ve Türkiye'de yoğun bir mesai harcadı bu mitingin engellenmesi için. Diyarbakır'a gitmeye çalışan Yüksekova'dan, Hakkari'den, Şırnak'tan, Cizre'den, Van'dan, Bingöl'den, Mardin'den, yani Kürdistan'ın birçok şehrinden insanlara izin verilmedi. Aynı şekilde metropol kentlerinde de engellenme gerçekleşti. Fakat buna rağmen DEM Parti'nin, Demokratik Bölgeler Partisi'nin, Diyarbakır'daki demokratik kitle örgütlerinin ve elbette kitlenin kararlı duruşu sayesinde polis engeline rağmen miting gerçekleşti. Mitinge geniş bir katılım bekleniyordu. Yüz binlerin katılması bekleniyordu. Ancak bu engeller nedeniyle geniş bir katılım gerçekleşmedi. Fakat buna rağmen mitingin yapılması önemliydi. Orada önemli mesajlar da verildi. DEM Parti'nin eş genel başkanı Bakırhan konuştu. Demokratik Bölgeler Partisi genel başkanı Uçar konuştu. Aynı şekilde Abdullah Öcalan'ın avukatı Sarıca konuştu. Bakıran önemli mesajlar verdi, çağrıda bulundu. Türkiye Barışı böyle gerçekleşmez diyerek Diyarbakır'daki tabloya, polis engeline tepki gösterdi. Polise de siz bizim muhatabımız değilsiniz, bizim muhatabımız Türkiye siyasetidir, Türkiye'yi yönetenlerdir dedi. Onlara çağrılarda bulundu. İmralı'nın kapılarını açın, Abdullah Öcalan bir odaya sığmaz. Onun sesini dinleyelim, görüşlerini dinleyelim dedi Bakırhan. Çözüm için de aslında İmralı'ya ve parlamentoya işaret etti. Sizin siyasetiniz, tercih siyasetiniz, savaş siyasetiniz iflas etti. Bir barış o ortamı oluşturalım. Biz bu barışın sağlanmasına hazırız ama siz de üzerinize düşeni yapın mealinde bir çağrıda bulundu. Önemliydi. Abdullah Öcalan'ın bir mesajının da aslında okunacağı ya da bir video mesajının yayınlanacağı şeklinde bir takım duyumlar ve kulis bilgileri, söylentiler de vardı. Ancak o da gerçekleşmedi. Zaten bu tablo içerisinde Öcalan'ın mesajının verilmesinin de bir anlamı olmazdı. Çünkü pek bir şeyi yoktu. Zemin yoktu. Fakat İmralı'da bir trafik olduğu artık netleşti. Gidiş gelişler var. Demirlerden de öyle tahmin ediyorum. Bazı milletvekilleri gidip Öcalan'la görüşmüşler. Bunlardan biri de Ömer Öcalan olduğu söyleniyor. Ömer Öcalan'dan da bir açıklama gelmedi. Öyle zannediyorum. Bir takım teknik gelişmeler var süreçle ilgili. Henüz başlamadığı için de belki bazı farklı şeyler de olabilir. Yaklaşımlar da olabilir. Onlara ilişkin de bir takım gelişmeler var. Onları da bir değerlendirmek gerekecek. Fakat bugün Diyarbakır'daki tabloya bakarak şunu söylemek mümkün. Benim gördüğüm tabii. İmralı'da bir trafik olsa da devlet İmralı üzerinden, Öcalan'ın üzerinden bir yeni dönem başlatma gibi, başlatmayacağı da henüz net değil ama yeni bir girişimi olsa da Bahçeli ve Erdoğan'ın başlattığı ve şimdi giderek alevlenen bu süreçle ilgili söylüyorum. Böyle bir girişim olsa da devletin esas olarak bugün Diyarbakır'da söylediği şudur Kürtlere. Bütün Kürtlere, Kürt siyasetine, Kürt aydınlarına, Kürt toplumuna söylediği şudur. Bu süreç benim tek elimdedir, benim inisiyatifimdedir, benim izin verdiğim ölçülerde bir süreç gelişebilir. Onun dışında sizin çok fazla heyecana kapılmanıza, çok fazla umutlanmanıza gerek yok. Sizin tepkileriniz, özlemleriniz, talepleriniz benim açımdan çok da önemli değil mesajını verdi aslında bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Cumhur İttifakı hükümeti. Bir şey olacaksa da benim kontrolümde, benim denetimimde, benim istediğim şekilde olacak. Mesajıydı bu. Bu mesaj muhataplarına da gitti, Kürt halkına da gitti. Muhatapları buna nasıl tepki verecek? Dediğim gibi Bakırhan'ın tepkisi sertti. Bakırhan böyle olmaz dedi. Fakat gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Çünkü artık bir yerde de cin şişeden çıktı, ok yaydan çıktı. Nereye gidecek, kimi vuracak onu takip etmemiz gerekecek. Karayılan'dan da bugün bir açıklama geldi. Önemli bir açıklamaydı. Murat Karayılan'da hayallere kapılmayın, böyle bir süreç yok dedi. Herkesi öldürmeye devam ediyorlar dedi. Savaş sürdürülüyor dedi. Yeni bir oyun oynuyorlar dedi. Murat Karayılan'ın açıklaması bu. Aslında Murat Karayılan'ın açıklaması KCK'den daha önce gelen, Besi Uzat'tan ve Mustafa Karasu'dan gelen
İmralı'da ahlaksız teklif, devlet İmralı'ya ahlaksız teklifte bulunduğu açıklamasını teyit eden bir açıklama. Karayılan açıklaması yerine birkaç gün önceki bir açıklama Bahçeli'nin girişimini değerlendiriyor. Onun bir el uzatması, tokalaşması farklı yorumlanmamalı. Kimse hayale kapılmamalı. Yeni bir süreç yok diyor Karayılan. Yani PKK bunu dediğine göre, Kürt siyaseti bunu dediğine göre bunun şimdi aksi bir açıklama gelmediği sürece bunu böyle kabul etmek gerekiyor. Fakat dediğim gibi böyle bir girişim var. Bu PKK'nın onayını almamış. Şimdilik PKK'nın bu konuda Karayılan'dan da anladığımız, daha önce de Besi Uzat'tan ve Mustafa Karasu'dan da anladığımız PKK'nin bu sürece onay vermediği, karşı durduğu şeklindedir. Fakat süreç içerisinde nasıl gelişmeler olur, iddia edildiği gibi Öcalan'a sunulan ve PKK'nin ahlaksız teklif dediği teklif değiştirilir mi, çerçeve genişletilir mi, farklı yaklaşımlar önümüzdeki günlerde gündeme gelir mi, onlara da o zaman bakıp cevap vereceğiz. Ama bugünkü somut durum bu. Öcalan'dan da bir çıkış gelecek, o da bekleniyor. Eli kulağında aslında dediğim gibi yani bugün bunun zemini ortadan kaldırıldı. Diyarbakır Valiliği'nin tabii ki yine devletin kararıyla bu yasakla dediğim gibi kitlelerde bir heyecan, bir dalgalanma, bir yükseliş yaşansın istenmiyor. Herkesin ağzında bir parça da tadı kalmış 2013-2015 çözüm sürecinin. Devlet öyle bir sürecin olmayacağını, ona izin vermeyeceği mesajını veriyor. Kürtleri böyle çok yeniden yükselişe geçirecek herhangi bir adımın gelişmesine izin vermiyor. Dolayısıyla polisiye baskıyı, faşist baskıları sürdürmeye devam edeceğinin de mesajını veriyor. Bunlar önemli gelişmeler. Dediğim gibi eğer bir şey olacaksa da devlet kendi kontrolünde, kendi istediği şekilde bir gelişme olsun istiyor ve bunu da ısrar ediyor. Bununla tabii yaratacağı sorunlar, sıkıntılar, ortaya çıkaracağı bazı yeni olasılıklar nelerdir? Gelişmelere göre onları konuşuruz. Bir de dediğim gibi henüz başlangıç aşamasındayız. Öcalan'ın da bir çağrısı, mektubu, açıklaması her neyse o da bir yayınlansın. Ondan sonra daha sağlıklı değerlendirmeler olabilir. Fakat bütün bunların ötesinde önemli bir gelişme daha var. Yani çok daha önemli bir gelişme var. İmralı'daki trafikten de daha önemli. Bahçeli'nin el sıkışmasından da daha önemli. Erdoğan'ın açıklamalarından da daha önemli bir açıklama var. Erdoğan'da. Bunu aslında Erdoğan söyledikten sonra Türkiye medyası pek gündeme almadı. Kürt medyasında da çok fazla izine rastlamadım. Fakat Reuters bunu duyurdu. Ondan sonra İsrail medyası çok geniş yer verdi. Jerusalem Post'a bununla ilgili bir yorum da çıktı. Bir de Arap medyası geniş yer verdi. Peki Erdoğan ne dedi? Ve Kürtleri niye ilgilendiriyor bu açıklama? İşte bu çok önemli. Bence yani günün en önemli konusu bu. Erdoğan biliyorsunuz Arnavutluk'a ve Sırbistan'a gitmişti. Oradan döndü uçakta Türk gazetecilerine konuştu. Önce bu çözüm süreci dediğimiz bu yeni süreçle böyle adlandırılan bu süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin gidip orada DEM partililerle görüşmesi Türkiye demokrasi adına öyle bir demokrasi var mı yok mu? Alaydercesine Türkiye demokrasisi adına önemli bir kazanımdır. Toplumsal mutabakatı genişleterek yeni bir anayasa yapmak istiyoruz. Terör dışı yöntemlerle bu sorunun çözümüne de hazırız dedi Erdoğan. Bu Türkiye medyasında da kısmen Güney medyasında da yer buldu. Erdoğan'ın terör dışı yöntemlerle yani siyasi yöntemlerle çözmeye hazır olduğunu karşı tarafa bu konuda bir pas attığını söyleyenler de oldu. Fakat esas açıklama gözden kaçırıldı. Erdoğan orada Rusya'ya, İran'a ve Suriye'ye bir çağrı yaptı. Zaten uluslararası medyada Reuters'ta böyle duyurdu. Erdoğan'dan Moskova'ya, Tahran'a ve Şam'a çağrı. Amerikan planlarına karşı Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyun çağrısı. Erdoğan aynen şöyle diyor. Diyor Rusya, İran ve Suriye bir araya gelmeli. Üçlü bir mekanizma kurmalı. Amerika'nın terör örgütlerine karşı uygulamaya çalıştığı planlara karşı hareket etmeli, etkin önlemler almalı ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumalı. Erdoğan diyor ki yani Amerika Suriye'yi bölmek istiyor, SDG ile hareket ediyor. SDG'ye karşı oradaki Amerikan girişimine karşı Rusya'yı, İran'ı ve Suriye'yi
etkin önlemler almaya, harekete geçmeye, Suriye'yi korumaya çağırıyorum diyor. Bu çok önemli. Bunun aslında altında yatan farklı amaçlar da var ama benim görebildiğim kadarıyla Rusya'nın, İran'ın, Suriye'nin zaten Amerika'ya karşı, Amerika'nın Suriye'deki varlığına karşı, SDG'ye karşı tutumları biliniyor, karşıtlar ona karşı da ellerinden gelen her türlü yardımı da yapıyorlar. Yani Esad'a da yardım ediyorlar, Kürt karşıtı her türlü politikayı da yürütüyorlar. Burada benim anladığım şu, Erdoğan kendi girişimine, Türkiye'nin yeni işgal girişimine ki hazırlığı çok yoğun sürüyor. Bugün de Suriye İnsan Hakları Gözlemevi açıklamış. Bir haftada tam 190 tır Türkiye'den askeri sevkiyat yapılmış İdlib bölgesine, işgal altındaki Rojava'nın şehirlerine, oradaki bölgelere 190 tır askeri malzeme, asker cephanelik silah gönderilmiş bir hafta içerisinde. Şimdi Erdoğan bu hazırlığını yaparken aslında da şunu söylemeye çalışıyor. İşte biz Rusya'ya çağrı yaptık, İran'a çağrı yaptık, Suriye'ye çağrı yaptık. Harekete geçin dedik, siz geçmediniz. Mecbur kaldık, Suriye'nin bütünlüğünü korumaya geliyoruz. Amerika Suriye'yi bölecek, biz oraya geliyoruz, gelmeye çalışıyoruz. Böyle bir plan var, böyle bir hazırlık var. Zaten bu Suriye meselesini sizinle de önce de konuşmuştum. İsrail'in Suriye'ye doğru gelmesi halinde Türkiye'nin Suriye'ye dönük bir müdahalesinin olacağı kaçınılmazdır. Bunu da biliyorlar, buna hazırlık da yapıyorlar. İsrail de geliyor. Rusya da bunu gördüğü için Golan Tepelerinde o bölgedeki Dere'deki, Kuneitra'daki üslerini boşalttı. Suriye üzerinde bir kapışma olacak ve Suriye üzerindeki kapışma da aslında Kürtlerin belli fırsatları ele geçirebilme imkanları da var çünkü İran güç kaybediyor, Esad eskisi kadar güçlü değil. Aslında SDG tek başına bile Esad'la mücadele edebilir. Böyle bir niyeti yok, bunu da söyleyeyim ama Türkiye burada Kürtlerin belli fırsatlara ulaşabileceği hesabıyla bunun önünü kesmek için yoğun, canhıraş deyim yerindeyse, uğursuz bir çaba içerisinde. Erdoğan'ın açıklamaları bu. Bunu uluslararası sistemde, uluslararası güçler de bildikleri için aslında Reuters bu haberi olduğu gibi duyurdu ve dediğim gibi Kürtler açısından, Rojava açısından, Kürtlerin özgür gelecek düşleri açısından çok tehlikeli bir açıklamaydı ve esas olarak da Türkiye'nin niyetini ele veren de bir açıklamaydı. Yani şimdi bizi böyle Kürtleri barış süreci, çözüm süreci yeni bir açıklama başta İmralı'ya gidiş gelişler, İmralı'dan şu oldu, bu oldu, şöyle olacak, böyle olacak diye kamuoyuyla oyalarken, kamuoyunu biraz da pasifize etmeyi amaçlarken sonrasında ağır bir darbe vurmak istiyorlar. İşte buna dikkat çekmek lazım ve bu gündem üzerinde yoğunlaşmak gerekiyor. Öyle anlaşılıyor ki buradan yola çıkarak da son sözleri şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin bu yeni çözüm süreci ya da işte yeni İmralı süreci adı verilen bu süreci temel hedefi Kürtlerle bir eşitlik, özgürlük, kardeşlik ekseninde bir çözümden ziyade Kürtleri önleyici, Kürdistan'ın ortaya çıkmasını Orta Doğu'da önleyici bir strateji olarak görülüyor. Kürtleri önlemek için her cephede, siyasi, askeri, ekonomik her cephede geniş bir taarruz var. Türkiye'den kaynaklı bir taarruz var. Bunu görmek gerekiyor. Esas olarak bunun üzerine yoğunlaşmak gerekiyor. Bir şey daha söyleyeyim. Onu da kaç gündür dikkatinize çekiyorum. Bu Türkiye-Almanya ilişkileriyle ilgili ama yani Türkiye'ye dönük olarak kaldırdığı silah ambargosuyla ilgili. Biliyorsunuz 40 tane Eurofighter savaş uçağı da almak istiyor Almanya'dan Türkiye. Bunun hazırlıkları da var ve bu anlamda Almanya Başbakanı Scholz'un hafta sonu 19 Ekim'de Türkiye'ye yapacağı ziyaret çok önemli. Almanya'nın, Avrupa'nın kendi çıkarları var. Mültecilere karşı, mülteci bekçiliğine karşı, göçmenleri engellemesine karşı Erdoğan rejimi şimdiye kadar ödüllendirdiler. Şimdi de ödüllendiriyorlar ama göçmenlerin dışında bir mesele daha var. İran meselesi. İran meselesi çok büyüyecek. İsrail'e şimdi balistik füzeleri, önleme sistemleri yerleştiriyor Amerika ve İsrail'in İran'a dönük saldırısı bu yüzden ertelendi deniliyor. Amerika medyasında bununla ilgili çok geniş görüşler var.
Balistik füze kalkanı İsrail'e ulaştı. Şimdi yerleştiriyorlar. O füze kalkanı yerleştikten sonra, çünkü demir kubbe balistik füzeleri engellemeye yetmedi. Amerika şimdi oraya yeni füze savunma sistemleri gönderdi. Çok geniş bir savunma kalkanı, çok etkili bir savunma kalkanı, füze savunma kalkanı İsrail'e kuruluyor. Yani İran operasyonu artık kaçınılmaz, İran çatışması kaçınılmaz. Dolayısıyla burada da Türklere bir rol veriliyor. Türkiye'nin silahlandırılması da aslında bölgede önünün açılması da bir parça bu anlama geliyor. Türkiye'nin Rusya'yı, İran'ı ve Suriye'yi Amerika'ya karşı çağırmasının altında da farklı taktik hesaplar yatıyor olabilir. Türkiye bütün cephelerde Kürtlere karşı deyim yerinde ise oyun kurmaya çalışıyor. Kuracak mı, kuramayacak mı? Batı sistemi buna ne kadar izin verecek bilinmez ama sonuçta bölgesel bir ülke, güçlü bir ülke. Kürtlere zarar verebilecek imkanlara sahip bir ülke. Dolayısıyla Kürtler bunun bilinciyle orada onun siyasetini güçlendirecek. İçeride ve dışarıda herhangi bir zafiyet içerisinde olmamaları, kendi stratejik hedefleri, kendi özgürlük hedefleri, kendi ulusal demokratik hedefleri konusunda çok da kafa karışıklığına yol açmadan net ve kararlı bir duruş sergilemeleri gerekiyor. Öyle bir dönemden geçiyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yeniden görüşeceğiz. Bu hafta içerisinde öyle zannediyorum gündem Suriye'ye doğru kayacak. İran-İsrail Suriye üçgeninde daha çok şey konuşacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşünceye kadar hoşça kalın. İyi bir akşam olsun.